Neden önemli bu nokta? Bize böyle şimdi, en yalın haliyle anlatacak olsanız ne dersiniz? Şimdi ilk defa e, Ürdün'deki bir ABD üssü vuruldu. Evet. Burası çünkü istisnai bir bölge. Şimdi bu çizgiyi, sınırı ABD kaldırmış durumda. Hı hı. Bu El-Tanaf dediğimiz, e, El-Tanaf üssü olarak da anılan Suriye'nin içindeki bölgeyle Kule 22, İngilizce Tower 22 olarak adlandıran bölge aslında birleşik. ABD şöyle çember bir bölge oluşturdu. Bu bölgenin özelliği ne? Üçgen olması. Bunu vermemi ister misiniz burada? Tabii fark etmez. Daha rahat gösteririm. Ee, bu biz. bölgenin şöyle bir öze, özelliği var. Üçgen olması. Yani şu daireyi şöyle düşünelim. Şöyle. Çünkü Irak tarafını da kontrol ediyor. Böyle üç bir üçgen kurdu. Tabii yani Ürdün'ün sınır içinde olduğu diye Ürdünü etkiliyor. zaten şöyle söyleyeyim. izleyicilerimizin. çölde dümdüz düz bir arazi burası. Yani burası ABD'nin kontrolünde. Konde. Ne Ürdün askeri var ne Irak askeri bu var. Bu iki ne... arasında 22 kilometre varmış bu arada. Yani çok yakın Tabii. birbirlerine. Tabii çok yakın. Hı hı. E, şimdi Amerika ABD e, el taraf üstünü kurarken Ürdün'deki e, bu e, üstü üzerinden bunu konsolide edildi. Şimdi hı. bu ilk defa e, ürdün Ürdün'deki ABD üstünü İran destekli Şii bir grup vurdu. İşte ilk adlarını söylediler, üstlendiler. Kendilerini İslam direnişi olarak adlandırılıyor. Suriye'de faaliyet gösteren bir şey ne diyelim İran destekli bir grup. Şimdi karşılıklı açıklamalardan daha çok burada sağda en çok konuşulan şu var Furkan Hocam. Çok yoğun bir drone saldırı saldılar. Drone saldırı saldırı bu kadar korunaklı eltanaf üstü gibi üstlerin yakın yakın olduğu bir bölge. Burada hava unsurları da kullanılıyor. Bu drone ve siyah saldırısı nasıl gerçekleşti? Evet niye önemli? Evet. ABD. Şimdi e, ABD bunu nasıl geçer? Şimdi yerel kaynaklar şöyle bir görüş var. ABD bölgede drone uçulurken bu gelen drone droneları droneları kendi drone uçuşları içinde fark edemediğine yönelik bir görüş var. Bu bir görüş. Ama diğer yandan hani asker uzmanların dedi dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede bu kadar korunmasız olması bir zafiyet olarak e, gösteriyor. Yani zafiyete düştüler. Hı hı. Çünkü burada üstüm var, burada ciddi bir hava var bu. Şimdi Biden'ın açıklamasından sonra gözler ABD'nin buna nasıl karşılık vereceğine karşılık verecek görüşünde. Ben yani ABD'nin İran'ı vurması çok yazıyor. yani hep şu soruluyor bizde de. ABD İran'ı vuracak mı? ABD İran'ı vuracak mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurması demek savaş demek. Yani ee, şu ABD'de seçimlerin olduğu, Gazze olayı bu süreçte olduğunda ABD böyle bir adım atar Trump mı? Trump zaten hemen kendine buradan bir şey çıkardı. Ben olsaydım böyle bir saldırı Tabii. gerçekleşmezdi dedi. Şimdi önceki saldırılara baktığımız gibi buna cevap verebilecekleri yer ya Suriye ya Irak. Yani böyle bir şey var. En son Irak'taki <laughs> ABD üstüne saldırıya gene Irak'ın içinde cevap verdiler. Irak'taki Haçlı Şabi Hı -hı. ABD üstünü vurdu. Amerika Birleşik Devletleri iki tane büyük biri eğitim kampı ki çok kayıpları var. Ağır bir şekilde vurarak cevap verdi. Şimdi burada 3 tane ABD askeri öldü ve yaralılar var. Büyük ihtimal bu direniş grubu Suriye'de olduğu için Suriye'den geldiği için Suriye'nin içinde cevap verecek. Birçok üst var. var. ve şöyle isimleri sanırım bu saat diliminde yani bu gece açıklayacaklar. ABD'de saat farkımıza. var. ABD ordusu ordusuna bir gelenek var. askerleri öldüğü zaman 24 saat geçmeden isimlerini açıklamıyor açıklamıyor. Şimdi bu isimler açıklandıktan sonra genelde benim takip ettiğim kadarıyla önceden sayının 3'ten fazla olduğunu düşünüyor musun? Sadece sizin öngörünüzü soruyorum. E, yaralılar var. Tabii yani yaralıların dinlemez. işlevini bilmiyoruz. Resmi açıklama 3, belki daha fazla isim açıklayabilirler. Hmm. Açıklayabilirler. İsimler açıklandıktan sonra e, vuruyor Habede. Önceden Irak'ta bunu çok gördük. Yani hmm. askerlerinin Johnny, Tony diye isimlerini açıklıyor. Ondan sonra, sonra vuruyor. Eğer isimler açıkladıktan sonraki zaman dilimi çok önemli. Hmm. E, önemli. Bu bu şekilde devam edecek. Şimdi İran ee, ve ABD'nin bu Doğu'da ilk defa değil. Biz bunu Irak'ta gördük, günlerce Husileri konuşuyoruz, ee, Hizbullah'ı konuşuyoruz. İran, ABD ile olan mücadelesini direkt kendisi değil, vekiller üzerinden yapıyor. ABD de İran'a karşı olan mücadelesini İsrail ile birlikte direkt İran'ı vurarak değil, bazen içeride suikast... Yani burada da bu saldırının gerçek faili kim sorusu mu devreye giriyor? Tabii, yani şimdi şöyle, e, İran diyor ki, bu gruplar diyor... Ee, ne kadar bize yakın olsa da özetle ki bazen kendileri kafalarına göre hareket ediyor. Hı hı. Yani Husiler için bunu söyledi. Bunlar e, bu saldırı için de bunu söyledi. Yani direkt kendini hedef aldırmak istemiyor. istemiyor Ben e, gene e, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağda vurarak cevap vereceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir görüş var. Asker önceden asker kaybı yoktu. Bu sefer asker kaybı olduğu için e, ABD biraz yüksek e, bir karşılık verebilir. Artık bunu da bekleyip göreceğiz. Ben fazla uzun olmayacağını düşünüyorum. Şöyle diyorlar, bizim belirlediğimiz yerde ve bizim belirlediğimiz zamanda cevap vereceğiz. Resmi açıklamaları bu. Bu Tabii e, bu Orta Doğu'da gerginliği tırmandırırım. Yani biz Gazi e, Gazze vahşetinin 110. günü bittiğinde e, Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Geçen sizle konuştuk. Evet. Husileri konuşuyoruz. Güney Lübnan'ı konuşuyoruz. Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırı konuşuyoruz. İran'ın e, balistik füze attığını konuşuyoruz. konuşuyoruz. E, ben giderek tırmanan bir gerginlik olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi Üstlerin bura... olduğu haritayı da alabilir miyiz mi arkadaşlar? Yani sonra? şimdi bu çok ilginç bir duruma geldi. E, ABD üstlerinin yoğun bir şekilde vurulması ve ABD'nin... 150'den İş... fazla denir ki net rakam ne acaba? Yani işte El-Tanaf'la ilgili de unutmamak için bir şey vereyim. Buyurun. Burada sayıları 5000'le ifade edilen son durumunu bilmiyorum son... Ee, Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırdığımız ama Suriye Milli Ordusu'na bağlı değil. Çok özel bir durum var. ABD'nin eğitip eğit donat yaptığı burada şunu diyebiliriz Furkan Hocam artık e, Suriyeli milisler hı hı. Suriye Milli Ordusu yani Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı değiller ama ÖSO bayrağı, Özgür Suriye bayrağı taşıyorlar. ABD burada bunları yıllardır eğitiyor. Hatta çok ciddi anlamda da konuşuluyor. Bu bu kara unsurlarını askerlerle bile neden eğitiyor? Hı -hı. Burada neden tut tutturuyor diye. Buranın böyle özel bir durumu da var. Kule 22'nin özellikle en spesifik özelliği şu mu? Hani diğer ABD üslerine de yardım eden önemli bir eee üssü olması. Şimdi Ürdün'ün peki. içinde olması, mesela ABD e, lojistiğinin bir kısmını Ürdün üzerinden gerçekleşiyor ve Suriye'ye girişlerin bir kısmı burada. Ya Erbil'i kullanıyorlar. Erbil'den birden Suriye'ye işte bizim Türk medyasına haber olan o binlerce tır Erbil'den geldi. Hı -hı. Ama bu bölgenin, bu bölgeyi az önce anlattığım bu Eltanaf e, bölgesine yoğun olarak da bu Kure 22'den takviye ediyorlar. Takviye ediyorlar. E, Ürdün'de çok ciddi ABD varlığı var. Hı -hı. E, Gazze e, 7 Ekim Gazze başladık başladıktan sonra Gazze'deki süreç burayı da takviye ettiler. Takviye ettiler. Yani bu üstler üzerinde söyleyeyim çok hareketlendi sağ. Yani e, hiç bu bu kadar 24 saat geçmiyor. Ya İran destekli minister ABD üstünü vuruyor. 48 saat geçmiyor. ABD onlara cevap veriyor. Biz Suriye'de mesela Kule 22 konuşurken siz de bir sonraki yayında örnek olarak bu ABD Büyükelçinin roket atıldığını konuşabiliriz. Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Hani Gazze-Filistin savaşı daha doğrusu İsrail işte Hamas arasındaki bu gerilimi, bu soykırımı artık bir son günlerde sadece ABD üstlerine vurulması nezdinde evet. konuşmaya başladık. Gibi, İkincisi, üçüncü satırlara inmeye başladı sanki Evet Evet, evet, medyada. Yani Oradaki önceliğini kaybetmemesine gayret ediyoruz tabii ki hepimizin temel gayreti. Şimdi iyi bir tarz şöyle, İran, işte. İran maliyetsiz. Tarzı. Tarzı. Pardon o, hocam. Bu. bu da bir strateji aslında. ya. Bu da Öyle kamu mi? diplomasi yöntemi. Onların uyguladığı. Daha az konuşulsun. E, tabii ki. Ne kadar satır arasına girerse, İsrail o kadar çok zaman kazanacak. Ya hangi Amerikan üssü? İran mı? Pakistan mı? ...işte Kuzey Irak... Yani ...işi daha geniş bir coğrafyaya yaymaya çalışıyorlar aslında. Bu da değişik bir Önemli yöntem. Şimdi İran, e, İran... ...sınırlı bir... E, ...ben başına iki tane nokta koyarak... ...sinirli bir savaş yürütüyor. Sınırlı ve sinirli. Yani gergin olmasından dolayı. Evet. Hı hı. Şimdi bir defa Irak ve Suriye'deki... Kızıldeniz'de katabiliriz bunu Güney Lübnan'a. Şöyle bir hat oluşturun bakın İran. Genelde de hocam bu 36. paralelin altı üstü o da çok değişik bir şey. İran Irak'ta ABD ile mücadele ediyor. Suriye'de ABD ile mücadele ediyor. Lübnan'da ABD ile değil ama İsrail ile mücadele ediyor. Kızıldeniz'de de İngiltere ve ABD Abi. başını çektiği için mücadele ediyor. Kendi içinde patlayan bombalar hariç bir de nükleer fiziksel suikastler hariç bir kenarına koyarsak kendisine bir tane füze düşmüyor. Kendisine bir tane roket düşmüyor. ABD tehdidi olarak anladın. Evet. Bütün şey yapıyor. Kendi e, devrim muhafızlarının çok az kayıp oluyor. Ölen Iraklı Şii milisler, hı hı. ölen Suriyeli Şii milisler, ölen Lübnanlı milisler. Yani Lübnanlı, hı hı. İranlı değil bakın. E, Yemen'de ölenler de Husiler. Bir defa kendi asker kaybı olmuyor. Artı bu savaşın silah verme dışında, bu sıra e, Irak özelinde iyi takip ettiğim için, bütçesinde bütçesinde Bağdat'tan alıyor. Haçlı Şabi Dayaşlı mücadele ediyor ya. Yani Bağdat'tan alıyor. Aynısı Suriye'deki e, finansman da büyük ölçüde Esad'dan ve e, sağ içindeki kaynaklardan sağlıyor. sağlıyor. İran için çok ciddi anlamda maliyetsiz. Mesela Lübnan. Peki İran saldırının bizimle ilgisi yok dedi. Şöyle. Biden böyle düşünmüyor. Şimdi altta da yazdığı gibi KC'de aslında Biden zamanı ve şeklini kendimiz seçip hesap soracağız. Bu e, ABD askerlerinin isimlerinin açıklandıktan hemen sonra diye Genelde kastettiğiniz o... acaba bir hesap sorma şekli mi? Abi. Yoksa daha büyük bir hesaptan mı bahsediyoruz burada? Yani şimdi ABD'de seçimler olduğu olduğu zaman Trump ben olmasa ben olsaydım ortadoğu böyle olmaz evet. dediği bir zaman evet. İran'a roket atar mı füze atar mı? Bir karar harekatı beklemez. Ya havadan vuracak hı hı. ya kız e, Basra Denizi'nde ya da Kızıldeniz'deki gemilerle vuracak vuracak. Vuracak ya da e, Irak'taki üstlerinden de vurabilir. Yani bir kara saldırısı yok. E, İran bu füzeleri yedikten sonra yedikten sonra cevap vermeden duracak. Duramaz. Yani İran sonuçta bir devlet evet. ve ABD'ye karşı bir mücadelesi var. Bu çok uzak bir ihtimal olarak gözüküyor. Hani olmaz. Orta Doğu'da bir tek olmaz olmaz.